Değerli izleyiciler, Atilla Özsever'le birlikteyiz. Daha önce size bahsetmiştik. Gazeteci arkadaşım ama gazeteci arkadaşım olmanın ötesinde ilginç özellikleri var Atilla Özsever'in. Onlarla konuşacağız. Kendisi eski bir asker. Üst temennilikten. Ne diyeyim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Reysen emekliye sevk edildi. <laughs> Emekli sayıldın mı? Hayır sayılmadım. Sayılmadın. Sayılmadı, Yani disiplin nedeniyle ayrıldık. Ama tabi sonra e, cezaevinde e, bir süre geçiyor. Sonradan yani öyle kaldı o. Yani şu anda bir emek hakkımız yok oradan. E tabi şimdi şöyle bir şey. E, o zaman hani askerler falan işin içinde yani, e, Türkiye e, belli bir şey yaşıyor. E, stres yaşıyor o günlerde. İşte deniz gezmişler mahi çayanlar şeyler falan. Eee Baba asker, çocuklar evet. asker. Evet, yani dayım asker, dedem asker. <laughs> ondan sonra kardeşim asker. Fakat biz biz kısmetsiziz biz askerlik yönünden. E, dedem e, yani e, annemin babası yüzbaşılıktan ayrılıyor. Ama o e, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, Çanakkale arbin'e katılmış. E, özellikle İstiklal Harbi'nde e, bir takım böyle isyanlara karşı jandarma subayı olduğu için mücadele etmiş. Dolayısıyla yüzbaşıktan ayrılıyor. 7 tane falan kurşunu varmış üstünde. Ondan sonra dayım kurmay albay e, Muzaffer Kan e, şeyin devresi Kenan Evren'in devresinde. Oo. Alparslan Türkeş onlar hep 1937 harp okulu mezunudur. Dayım bir. Birinci yani evet. piyade bir. Okulun birincisi. Kesin şeye bakıyorlar ona. Hani e, Kesin e, kurmay olacak, genel ben, olacak ben. diye. Fakat e, lisan falan bildiği için Demokrat Parti döneminde e, yurt dışında ateşe militer oluyor ondan sonra. E, askeri ateşe oluyor yani. Dolayısıyla 27 Mayıs olunca diyorlar ki sen e, demokrat döneminde e, efendim yurt dışında e, askeri ateşe sen... oldun. Sen o zaman demokrat partilisin diye bir şekilde. O zaman zaten 5000'e yakın demokrat parti döneminde subay emekliye sevk ediliyor. Dayım da albaylıktan gidiyor. Babama gelince babam da yine 1943 mezunu harb okulundan. Şeyde ee, Demokrat Parti döneminde de tabi çok az maaş alıyorlar. Hatta ihtilalin bir gerekçesi de <laughs> maaş azlığı falan diye derler. Ondan sonra sonuçta babam da 10 senesini tamamlıyor, 15 senesini. 1958'de emekliye ayrılıyor. Ama e, şimdi şöyle bir şey ticaret var. Ticaretle. Ve sonra ben üst teğmenlikte gittim kardeşim teymenlikte. Evet. Yani biz bir türlü çıkamıyoruz yukarı. Ama şöyle General ya. olamadık yani. Aile mesleği gibi ama. Aile mesleği. Için. Yani peki se isteyerek seçerek e şöyle oldu tabii hani e, annem babam e, küçükken ayrılmışlar ben 5 yaşındayken. E dolayısıyla annem e, yani bizi yetiştirmek, bakmak için ne yapacak? Babam da zaten hani ancak kendisini geçindirebiliyor, ayrılmış. O da ticaretle <laughs> uğraşıyor. Sonuçta 11 yaşında biz Selimiye Askeri Ortaokulu'na gittik. Yani bir bakıma yani ekonomik koşullar nedeniyle ya işte bilmiyorum artık. Yani Selimiye'yi ilk ziyaretin? Ha tabii daha sonra Selimiye'ye başka ziyaretlerim de oldu. Başka ziyaretlerim değil de oldu. Selimiye'ye ilk ziyaret ama bu son ziyaret 1900 değil. evet. Tabii şimdi orada ilginç bir durum. Hani orada Selimiye'de 3 sene öğrencilik yaptık o 11-14 yaşları mı oluyor? Neyse yani işte 12-15 mi oluyor? Ondan sonra. Daha sonra 1972'de bu sefer e, siyasi tutuklu siyasi olarak geldi. Yani. yani oradaki dershaneler bize e, kovuş oldu. Yani vapusane kovuşu olarak döndü. İlginç bir süreç. Evet. evet, evet. E Tabii burada eee e cezaevi anıları herkesin olur ama senin cezaevi anıların... Şimdi tabii e, bu kitap nedeniyle çok e, programlarda olacaksın. Oralarda sık sık anlatıyorsun ama e, bazı hikayeler e, daha popüler oluyor. Yani mesela Yılmaz Güney'le aynı ranzayı paylaşmak gibi. Onu kısaca bahsedeyim. İlk önce oradan girelim <laughs> madem. Şimdi efendim e, Ziverbey Köşkü var. İşkencenin yapıldığı evet. yer. Kontur Gerilla. Orada misafir ettiler beni. Ondan sonra ee, Selimiye'ye geldik. Selimiye'de böyle küçük odadayız. Henüz daha koğuşlara çıkmadık. Üç kişilik bir odada kalıyoruz. Sabahleyin asker elinde sepetle dolaşıyor. Yani e, ihtiyaçlarımız nelerdir? İşte sigaradır, gazetedir falan. Bir baktım sepette maydanoz gördüm. Allah Allah. Ulan hapishanede maydanozu kim aldır? Dedim ki askere bu maydanozu kim aldır? Dedim, Artistin biri dedim. Neyse sonra o artistle tesadüfen 30 kişilik koğuşlarda aynı koğuşta atlı üstü ranzada yatıyoruz. Artist Yılmaz Güney. Şimdi biz o zaman 25'li yaşlardayız. Ee, Yılmaz Güney de bizden 10 yaş falan büyük. Dedim ki Yılmaz abi, ya nereden icabetti dedim. Hapishanede maydanoz Maydano. dedim. O dedi ki Atile dedi biz dedi e, güneş görmüyoruz dedi. En çok C ve D vitamini maydanozda var dedi. Dolayısıyla e, Yılmaz e, Güney'in e, böyle bir anısıyla birlikte olduk. Tabi şimdi 30 kişilik koğuşlarda e, her gün bir kişi nöbetçi, nöbetçi oluyor. Yani nöbetçiden kasıt ne? Yemekleri hazırlayacak. Şey yemekleri yaşayacak. hazırlıyor, evet. bulaşıkları yıkıyor, işte temizliyor, koğuşun temizliğini yapıyor. Ama çok titizmiş o konuda Mazgüne'yi. Evet mazgüne. mazgüne de çok titiz. Şimdi bir sabahleyin bir kalktık Allah Allah. Efendim görgü kurallarına göre biliyorsunuz e, tabağın e, sağ tarafında Çat ee, çatal, çatal. <laughs> unutmayayım tekrar. Yok, sağ tarafta bıçak, sol dakika, tarafta, tarafta çatal. Sağ tarafta bıçak tabii. Sağ tarafta bıçak, sol, sol tarafta, tarafta. Ee, çatal. çatal, kaşık da ön taraftadır. <laughs> bir baktık, e, biz tabii normal ne olacak? Artık orada absürt insan çatalın çayın yerini mi düşünüyor? Değil mi yani? Değil Fakat mi? Yılmaz Güney nöbetçi bir kalktık sabahinde böyle görgü kurallarına düzenlenmiş Bir de renkli kağıt peçete. sene Onu 1972. Renkli kağıt peçete diye bir şey yok ki. Elbesi var o zamanlar yani <gülüyor> <gülüyor> evlerimizde. E sonra e, Fatoşa aldırmış. E, eşi Fatoş Güney'i e aldırmış. Ondan sonra herkesin tabağının yanında böyle renkli kağıt peçete falan. Ondan sonra bir hoşluk oldu tabii biz o cezaevinde. E bir de e, Fatoş Güney ehliyeti yeni olduğu için e zannediyorum araba kullanmasından endişe ediyor içeride. Evet şimdi şöyle bir şey oldu. Sen de gayet güzel okumuşsun tebrik ederim. O <laughs> kısa kısa zamanda dün akşam alıp. Şimdi işte görüşüyorlar. Fatoş'la muntazaman gelirdi zaten ziyaretlere. Ondan sonra hemen ziyaretten sonra koşa koşa bizim bulunduğumuz koğuş Haydarpaşa tarafına bakıyor. Yani oradaki köprüye falan bakıyor. Fatoş da yeni ehliyet almış. Ko koşa yapar. Ah Fatoş dikkat et. Bak araba geçiyor sağından <laughs> falan diye böyle biraz bağırır işte mırıldanır. Ondan sonra dolayısıyla Fatoş'a olan sevgisi çok büyüktü. Ee, tabii benim ara sıra gözüm kayıyordu Yılmaz Güney'in yazdığı mektuplara Hı. başlık atıyor Dünyalar Güzeli Karım diye ondan sonra böyle ona sevgisini belirten Gayet, do hiç, do hiç, dolayısıyla hiç, bu arada e, 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü evet e, o vesileyle evet, de bütün evet. e, emekçi kadınlarımız başta olmak üzere kadınlarımızın e, o gününü kadınlarımız olalım. tabii çok rahat değiller çok e, hani e, Özellikle can güvenlikleri açısından baktığımız zaman evet. e, şimdi karar hangi gazetede vardı az önce onu gördüm. E, geçen ay e, yani 30 günde günde birden daha fazla e, kadın evet, e, katledilmiş. Evet, evet, ya. Geçen yılki ortalamalara baktığımız zaman falan da çok yüksek. İşte bu İstanbul Sözleşmesine karşı hükümetin iptal etme imza geri çekme talebi var. Evet. Babacan'ın o konuda bir çağrısı vardı. İstanbul Sözleşmesini savunan diyor ki Yo, o, o. Türkiye bundan vazgeçmesin. Kutuplaşma hmm. aracı değil yaşam güvencesidir diyor İstanbul Sözleşmesi için Ali Babacan. Gerçekten bir yaşam güvencesi olur olmaz yani bunu bir siyasi kutuplaşma aracı haline getirmek gerçekten çok yanlış. Bu arada bu arada onun ötesinde bir de bu aziznesinin kitapları meselesi var. Evet. Ee, niye hep böyle kırmızı kitapları yani yani <laughs> kızıl deyince renginden de mi? <laughs> Şimdi efendim ben henüz daha işte 12 Mart olmuş hani şeyde bile 6-7 Eylül olaylarında bile hemen işte efendim komünistleri şey yaparlar. Evet. evet tutuklarlar. Evet. Ceza... Olağan şüpheli. Olağan şüpheli diye ilk elde alırlar onları. 12 Mart olunca 71'de azidesini de aldılar, getirdiler. Ben de o sırada işte Kartal Maltepe'de görevliyim. Subayım. Ama yani cezaevinde görevli bir subay değilim. Normal orada birlikte komutanım. Ondan sonra ama işte Rıfat Kılıç diye bir arkadaşım da var orada. Ondan sonra Gittim falan. Bende de Azides'in kitabı vardı. Tamam mı? Ondan sonra şimdi ve Nesin'in kitabını imzalatmaya gittim. Şimdi Azides'in orada tutuklu. <laughs> e şimdi bir tane teğmen gelmiş şey imzalatıyor. Kitap imzalatıyor falan. Şaşırdı. Sonra orada görevli olan arkadaşım Rıfat Kılıç sınıf arkadaşımdı. Onun bana anlattığına göre işte polisler Azides'in evini aramaya gelmişler. Ondan Şevke sonra. Şevket Süreyya'nın kitaplarını da almışlar. Evet yani. Şevket Süreyya'nın falan kitaplarını da almışlar. O arada tabii işte Azidesin demiş ki arkadaşıma ya demiş hep demiş e, böyle kırmızı bilmem ne. Hatta Kur'an da vardı demiş. Kur'an'ı almadılar. Yani, yeşil kitaplara dokunmadılar demiş. Hep kırmızıları almışlar. Öyle bir efendim bir andayız söz konusu. Bu Ömer Laçiler'le, Ömer evinde Mahir Çayan'la ilk karşılaşıyorsun. Evet öyle bir tanışıklığım var Mahir Çayan'la. Ve sonrasında da Mahir Çayan'la e, ilişkiniz devam ediyor. Yani ed Mahir Çayan oradayken e, sen de e, özellikle firar öncesi falan görüşmeleriniz var. Ee, <laughs> şöyle oluyor şimdi o da Mahir Çayan'la olan e, karşılaşmamız da e, ilginç yani şu anlamda. E, i̇şte Ömer, ne, Ömer Laçiner e, o da e, Üsteğmen. Evet. Devrimci bir e, arkadaşımız. Ondan sonra işte ben evine gittim. Bir baktım. Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, yani tabii şey olarak tanıyorum, simayen tanıyorum. Ondan sonra ve Mahir'in yanında da böyle bir şey var. Valiz gibi bir şey mi? Valiz, o? işte çanta, plaj çanta. çantası gibi bir şey, plaj çantası. Ondan sonra plaj çantasının havluları kaldırdı, deste deste paralar. onlar bu paralar ne? İşte metası. Kaçırmışlar. O dönemin en önemli olaylarından biri de Metas'ın kaçırılması. Evet, evet. Met metas'ı kaçırmışlar. Metas'ı Fidye karşılığı. Serbest bıraktılar. E, aldıkları paralar e, halkımız adına kamulaştırmışlar <laughs> ondan sonra. Dolayısıyla e, işte Mahir e, konuştu falan hatırlayamıyorum tabii yani. Ama Hüseyin Cevahir Elazığlı bir arkadaşımız de, 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 son derece. Ama daha ağır başlı daha falan. ağır başlı bir insan. Ondan sonra işte. Şimdi tabii Mahir'le olan ilişkimiz bizim şöyle e, Mahir Çaya'nın e, kayınbiraderi hava yüzbası Orhan evet. savaşçı. Yani Mahir'in Mahir'in karısı e, bizim arkadaşımızın abimizin diyelim hava yüzbası Orhan savaşçının kız kardeşi. E dolayısıyla Orhan savaşçıyla da. Hani biz hem denizcilerle, karacılarla, işte havacılarla devrim subayları olarak bir ilişki halindeyiz. Havacılarla da ilişki halindeyiz. Ondan sonra Orhan Savaş dedi ki ya dedi işte Atilla dedi mahiller dedi cezaevin dedi bir dedi firar e, söz konusu bir kaçma söz konusu tünel kazmaya çalışıyorlar falan nasıl bir irtibat kurabiliriz falan o şekilde bir e, bağlantımız oldu. Tabii sen tünelin kazıldığını biliyordun. E biliyordum tabii tüneli kazı. halim yoktu herhalde. Peki, e, önemli olan tünelin kazılması değil, çıkış noktası. Çıkış noktası. Çünkü şeyde, e, yani e, cezaevi o zaman Ankara asfaltı. Ankara asfaltı. Evet, evet. Tugay'ın sınırları içerisinde. Yani cezaevi ikinci Zırh Tugay kocaman bir araziye efendim konuşlanmış bir birlik. E, cezaevi birliğin içerisinde. E, tüneli kazıyorlar. E, o, tamam cezaevinin sınırlarını geçiyorlar ama yine askeri birlik hudutları içerisindeler. Ondan sonra çok uzun bir mesafe var Ankara asfaltı. Bugün E5 dediğimiz yer. Evet. Çünkü orada bir tane araba bekleyecek. İşte üst baş kirlendikleri için değişilecek evlere götürülecekler falan. Dolayısıyla onun krokisi lazım. Ondan sonra... Bir de o kroki çizme hikayesi var benim. Siz e, dürbünler falan. İşte e, ben o sırada ama aslında zaten e, tayinim çıkmış. E, şeye gitmişim. Tatvan'a Tatvan gitmişim. Gireceksin. Tatvan'da karargah, karargah bölük komutanıyım. Tayin çıktı oraya. Ondan sonra e, Ekim 71'de izne geldim. Oran Savaş dedi ki böyle böyle artık dedi iş bitti. Tünel kazılmış vaziyette. Fakat bize kroki lazım. Ondan sonra e, ben de işte e, Havacı Teğmen Mehmet Alkaya bir de e, mimar ama sivilsiz, sivilsiz, tabii sivilsiz. mimar arkadaşım e, Mehmet Sönmez, o da rahmetli oldu. Ondan sonra e, üçümüz, iki tane dürbün var elimizde. Ben tabii Ankara Asfaltı'na oraya geldim ve tabii Tuga'yı biliyorum. Yani işte nöbetçi kulübeleri nerede, e, nerede boşluk var. Ondan sonra bir sütre gerisine yattık. Bir dürbün bende, bir dürbün arkadaşlarımda dürbünle gözetliyoruz. Diyorum ki orada diyorum şey bir tane bayrak sallanıyor. O bayrak diyorum şey cezaevi bayrağı falan. Neyse işte bir tane böyle bir kerpiçten bir ev var. Bir tek ağaç falan diyor. Bir kari çiziyoruz. Doğru. Fakat birden bir ses duyduk. Böyle bir tuhaf bir ses duyduk. Öyle ses duyunca tabii çok ürktük. Korktuk ulan ne oldu? Yani yakalanırsak zaten hem bizim başımız belaya tabii, girecek tabii. hem de kaçma Kira, olayı tabii e, hakim kalacak. engellenmiş olacak. Ondan sonra be koçmaya başladık. Koçmaya başladık falan. Ondan sonra cık. Fakat yokuşun sonuna geldik. Ulan bizi kim kovalıyor? Ne oluyor bu ses nedir falan? Bir baktık efendim koyunlar ve çıngırak sesi. <laughs> zaman zaman askeri birliklere işte girer böyle. Girerler yani Gider. izin verirler işte çobanlara falan. Dolayısıyla artık bir daha tabii dönmedik falan. Sonra işte o krokiyi bir şekilde verdik arkadaşlara. Onlar mahirlere iletmişler. Şimdi tabi hmm. e, orada şöyle bir şey var e, çok önemli bir olay e, o zaman tabi e, o günleri yaşayanlar çok iyi bilirler işte Çayınların firar etmesi tabii. sonra arkasından işte e, Kızıldereye kadar giden evet. bir süreç var evet. e, o sürecin de e, önü açılmış oldu e, ve sen Tatvan'a gittin ve sonra Tatvanda bir gün e... evet kaldığım otelin <laughs> kapısı açıldı. <laughs> Ondan sonra e, istihbarat Subayı. O, 13 Şubat 1972. Ama şaşkınlar onlar. Bir yanlışlık oldu. Onlar şaşkınlar. Ya ben çünkü orada son derece yani düzgün, disiplinli <laughs> görevini yapan bir subayım. Kahraman Türk subayı. <laughs> Kahraman bir Türk subayı olarak. Ondan sonra tabii onlar diyorlar ki ya Atilla böyle böyle İstanbul Sikletim Komutanlığı'ndan bir yazı geldi. İşte gözaltına alınmam falan. Bir arama yapacağız falan. O anda işte çok insanın psikolojisi çok enteresan. Ben birdenbire Tamam dedim bu iş bitti artık. <laughs> rahatladım yani. Cezaevine gideceğim, rahatladım. <laughs> Ve komutanlar şaşkın. Ben komutanlara kolonya ikram ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yani Ondan sonra o gün gibi alet ruhu içerisinde. Neyse sonra tabii işin matrak tarafı tümen cezaevine koydular beni. Tümen cezaevine koydular. E, tümen cezaevinde de bir tane subay başçavuş var ama o e, başka bir davadan yani böyle siyasi davadan falan değil. Ondan sonra o işte ben 25 yaşlarındayım o aşağı yukarı 40'lı yaşlarda falan. Diyor ben ona işte deniz gezmiş, mahir çayan, propaganda yapıyorum bahçe uşağı. Bana <laughs> dedi ki ya o tabii daha tecrübeli. Sen <laughs> kendini yakmış Ben ondan sonra dedi ki üsteğmenim dedi. Siz dedi şimdi İstanbul'a gidecek. Sizi hücreye mücreye atacaklar. Ben size bir libruyum verin dedi. Libruyum. Libruyum mu? Teskin yani bugünkü zanax, zanax, gibi falan evet, türü evet. bir ilaç. Lan ben de hani devrimci adamlar şey alır mı? Librium içer mi? <laughs> diye falan. Neyse aldık falan. Bulunsun. Bulunsun. Ondan sonra <laughs> daha sonra tabii işte İstanbul'a gittik. Sonra Harbiye Merkez Komutanlığı bugünkü şey Elmadağ'da evet. askeri müzenin olduğu yer nezarethaneydi falan. Ondan sonra daracık bir hücreye atlar. Böyle minnacık bir hücre. Sadece bir yatak var. İşte faşizm dedim ben. De i̇şte faşizm bu herhalde. <laughs> Ondan sonra ve baktım bir livro aldım o zaman <laughs> rahatlamak için. <laughs> Ama bir, birkaç cezaevi dolaşıyorsun zaten Selimiye, Mamak. Mamak'ta da var. Ee, evet, ee, Özellikle ee, o şey orada değil mi? O sırada saldıraner ee, Kemal saldıraner var. Evet. Orada orada şöyle bir şey var. şimdi Peki Kemal... siz askersiniz diye bir özel muamele yapılıyor muydu? Yapıldı. Gayet iyi muamele yapıldı bize. <laughs> özel şöyle muamele yapıldı. Şimdi Kemal Saldıraner Kore'de savaşmış komünistlerle. Efendim kurşun yarası var falan. Yani komünistlere karşı zaten böyle bir <laughs> tepkisi olan bir adam. Neyse. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden çıkmış. Içinden çıkmış böyle vatan hainleri olarak <laughs> e, dolayısıyla. Çavuş'a dedi ki o, işte Mehmet Alkaya'da var havacı arkadaşım beraber gelmiştik. Çavuş alın götürün dedi. Bunlar dedi içimizden çıktı falan böyle bir sert bir ifadeyle. Neyse. Çavuş bizi aldı götürdü. Hücreye koydu. O hücre hani Mamak'taki hücreler açık hücreydi. Parmaklıkları açık yani orada. Ben de o daha Asteğmen olarak. O, ay, sen, ama sen bizim zamanımızda mıydın? Sonra, sonra, daha sonra, sonra, çok sonra. 12 Eylül döneminde. A, 12 Eylül döneminde rast geldim. Neyse. Mamak cezaevinde işte hücreye koydular. E, çavuş bize rahat hazır ol yaptırıyor şimdi bak. Şimdi mat yani. Üst teğmene çavuş. Üst teğmene, ra üst <laughs> rahat hazır ol yaptırıyor. Ondan sonra e, işte bir rahat hazır ol yapıyoruz tabii yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra. Ama yapamadın diyor. Sonra çavuş böyle şeyle dürtmeye <laughs> başladı beni. E, jokla. Dedi ki bak dedi doğru dürüst yapamıyorsun falan dedi. Ondan sonra ben dedim ya yani ne ben bu işin eğitimini almışım falan. Ondan sonra açtı şeyin hücrenin kapısını çıkar gözünü falan dedi. Jopla vuruyor bana. Şimdi jopla vururken hani ben zannediyorum ki ulan komünistler vatan hainler falan Bana vururken dedi ki kim bilir kaç tane arkadaşımızı dövmüşündür falan dedi. Yani o kendi çelişkisi içerisinde arkadaşlarının intikamını Değil alıyor mi? benden. Değil mi? Değil mi? Evet ondan, ondan sonra ben dedim ki dövseydim herhalde burada olmazdım falan dedim. Yani o da ilginç bir e, şey, ana. ana olarak geçiyor. Tabii e, bütün bunlardan sonra e, bir de e, onu da söyleyeyim de sonra askerlik döneminden e, gazetecilik dönemine geçelim. E, Selimiye'de bir ziyafet, e, Bey'de değil mi? E, ha Bey'de. Ziver Bey ziyafet masasına oturuyoruz. <laughs> Şimdi Ziver Bey köşünde tabi hani işkencenin yapıldığı Ki yer. Ziver Bey İran e, pek çok aydının işkence gördüğü yer. Fazla da işkence görmedim onu da söyleyeyim çünkü benden önce bir takım arkadaşların ifadeleri falan alınmıştı. Neyse işte dövdüler ettiler falan. Ondan sonra hani orada sorulara verdiğim cevapları bir de yazılı olarak yazmamı istediler. Hani işte herhalde ifade olacak diye. Odaya çıktım falan. küçük bir odadayız zaten. Hani işkenceden sonra. Ondan sonra odanın kapısı açıldı. Bir komutan. Ondan sonra 3-4 tane işte polis ve attı asker. Ondan sonra bana diyor ki affedersiniz özür diliyorum. Ulan eşi diyor şimdi bana. Yo lütfü böyle değildi diyor. Düştü <laughs> i̇şte, baba. Baba lütfü. Babam lütfü. O diyor vatansever milliyetçi diyor siz diyor iki kardeş diyor ondan sonra bu işlere e, o, kapıldınız diyor. Annem baban ayrıldı bu o yüzden mi falan falan neyse ondan sonra ben tabii yapacak bir şey halim adam çıktı gitti falan. Neyse yani orada zaten bir şeyde bir Ziverbe Köşkü'nde kaldığımız süre içerisinde normal işte 2 3 4 5 tane zeytin, peynir, yağ işte efendim çorba, morba yani çok fazla yiyecek verilmezdi hayatımızı idame ettirecek kadar. O Komutan gittikten sonra bir yemek geldi bana. Yumurtalı ıspanak, barbunya pilaki, samsa tatlısı. O ziyafet. Şimdi ziyafet. <laughs> Şimdi diyorum ki ya tamam işkencede konuştum ama hani mesela bu kroki meselesini Acaba falan. Acaba fazla bir şey mi söyledim? Ha, <laughs> o yani krokim mağluplayanlara bu yardım kroki Hı. meselesini falan anlatmadım. Ee, yani bu hani fazla konuşmamın bir karşılığı olamaz diye olamaz. düşünüyorum. Ondan sonra falan. Neyse. Babanın sınıf arkadaşıydı. E, sonradan evet hapisten çıktıktan sonra babama sordum. Meğerse babamın hem Harbi Okulundan hem Topçu Okulundan sınıf sıra arkadaşı aynı zamanda. Hatta işte Eyüp özel kuş, Kel Eyüp derlermiş ona takılırlarmış başa çıkmış falan. Neyse ondan sonra belki de babamın sayesinde evet. orada öyle güzel bir yemek yemiş oldum. <laughs> Ve askerlik bitiyor. Askerlik sana. bitiyor evet. Eee ne deniyor ona? Tard edilme mi deniyor? Yani ee, tabii şimdi şöyle oldu. Bizim şimdi normalde e, e, yargılandık. İki davadan yargılandık. Bir e, Kara Kuvvetleri Devrimci Subaylar Örgütü davası. Bir de e, Türkiye Halk Kuş Partisi Cephesi TKPC davasından yargılandım. Yani e, şeyde e, Kara Kuvvetleri Devrimci Örgütler Subaylar, Subaylar davasında falan mahkeme tabii daha önce olduğu için karar verdi. İşte 12 yıl hapsimiz ve oradan tard edilmesine ondan sonra. E, fakat daha sonra e, beraat ettik biz ondan. Yani e, delil yetersizliği nedeniyle oradan beraat ettik. Sonuçta bizim tabi ordudan ayrılmamızda e, resen emekli. Yani e, üçlü kararnameyle biz resen. Yani, disiplin suçu, disiplinsizlik nedeniyle o günkü kanunlara göre. 5.434 sayılı. öz haklarınız e, 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 falan? Hayır alamadık yani Hı. emekliydik sadece evet. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nda falan bir paramız birikmişti. Onu verdiler onun dışında hani resen emekli evet. hiç hiçbir hakkımız hukukumuz yok. 2011 yılında e, AKP döneminde bir e, işte bu darbelerden mağdur olanlara bir efendim özlük haklarının tanınması gündeme gelmişti tabii daha çok o 12 Eylül'de işte İslamcı subayların az subayların onlar için Onlar için geldi. Orada bir kısım bizim gene 12 Eylül'de işte emekliye sevk edilen hani solcu arkadaşlarımız da çünkü aynı kapsamda oldukları için yararlandılar. Fakat bizler yararlanmadık. Yararlanma gerekçesi de efendim o zaman askeri danıştay varmış. Askeri Danıştay'a başvursaydın ya biz hapisten çıkmışız 90 gün içerisinde ne <laughs> askeri danıştayı yani ondan sonra dolayısıyla fakat sanıyorum yani 27 Mayısçılar yararlandı. Yani bu 20, 27 Mayıs şey olan darbesine e, e, muhatap olanlar. 12 Eylül'cüler yararlandı. 20, 28 Şubat'lar yani. Biz bir 12 Mart kaldık. 12 Mart'ın da entesine. 50. yıl dönümü geliyor. Bilmiyorum. E, bakalım ilerideki evet, zaman. Evet 50. yıl 50. yıl 50. yıl geliyor. 12 Mart'ın 50. yılındayız bu vesileyle. Evet. Sonra bir daha çıktıktan sonra Mahir'le falan karşılaştınız mı hiç? Yok zaten e, ben henüz... Sen içeride miydin? İçerideyken Kızıldere, Kızıldere Ha. Kızıldere. Çünkü e, <laughs> Mahir'ler tabii e, Mart mıydı? Mayıs 72. Şey, evet 30 30 Mart 72'de <laughs> Kızıldere'de katledildiler yani. Oradan Ertuğrul kurtuldu. Ertuğrul Kürkçü. Sonra Ertuğrul Kürkçü ile e, THKPC davasında birlikte yargılandık. Yani oradan... Sonra bitti askerlik. Askerlik bitti. İlk TRT mi? TRT'ye girdik. <laughs> TRT 1974'te işte Ali Kırca falan sevgili arkadaşım Ali ile beraber o da Deniz Subayı'dır. O da kısa bir süre cezaevinde Bu kalmıştı. Orada Vasıf Öngören'le mi? Yok yok hayır. Ee, vasıf Öngören başka bir olay da. Ali Kırca ondan sonra işte Ayşe Nur Aslan falan hep arkadaşlarımız TRT'ye girdik. Bayağı ciddi bir sınavdan geçtik. İşte efendim 44 kişiyi falan aldılar. TRT'de de işte Kaç şu yılıydı tam? 74. 74, 74 yılı. 74'ün Kasım'ında kadrolu olduk. Sonra işte Ali ile ikimiz televizyon haberlerini verilmiştik. Televizyon haberlerinde işte program falan yapıyorduk. Bir gün işte ben bekçilerle ilgili bir program yaptım. Ondan sonra işte bekçi dayı nedir problemleriniz falan. İşte dedi ki ya biz dedi hani polisler gibi aynı hizmeti görüyoruz. Fakat e, biz ilaçlarımızı parayla alıyoruz. E, dolayısıyla hani bize de ilaçların öde verilmesi, polisler gibi verilmesi uygun olmazdı falan diye bu televizyonlardan yayınlandı. TRT'de zaten tek televizyon o zaman. Ondan sonra aa ertesi gün valilikten iki tane müfettiş geldi. Oh. E, şeyin e, Devletin emniyet kuvvetleri arasında nifak sokmaktan. <laughs> Ya kurtulamıyoruz. Ya. ya kurtulamıyoruz. Ne alakası var Ondan sonra izlettik şeyi, bantları izlettik tekrar öyle bir şey yok yani. Adamlar diyorlar ki ya polislere yani, bu, he. E, son derece bir hak, hak yani ilaçlarını bedava alıyorlar Biz ilaçlarımızı parayla alıyoruz. Biz de emniyet görevi yapıyoruz Hı. falan diye. Neyse. Fakat sonradan benim bu televizyondaki e, haberim, e, programım, e, Son Haber gazetesi ertesi gün Son hadis gazetesinin manşeti ÇHKPC militanları TRT'de diye. <laughs> Ondan sonra <laughs> işte siz bu Atilla Öztemir'i tanıyor musunuz? Bu adam Mahir Çayan'ın kaçmasına yardımcı olmuş. Şudur budur. Bu adam nasıl TRT'de olabilir? <laughs> Ondan sonra neyse e, fakat orada halkımız bizi destekliyor tabii. Bekçiler Federasyonu'ndan TRT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür telgrafı geliyor. Ondan sonra işte bekçilerin sorunlarını gündeme getirdiğiniz teşekkür ederiz. Ben de onu aldım ki, astım. Senin TRT gazetecilik hayatındaki alanın da böylece belirlenmiş oluyor. Evet yani emekçilerle evet. <laughs> ilgili olarak. Ondan sonra hep öyle gitti hep çünkü. Hep öyle gitti. Ee, tabii TRT'de güvenlik soruşturması tabii olumsuz geldi. Olumsuz gelince ondan sonra işte dört arkadaşımızla falan birlikte. Sonra İsmail Cem dedi ki yani çocuklar kusura bakmayın işte zaten milliyetçi cephe geliyor. Ben de TRT Genel Müdürlüğü'nden ayrılacağım ama ben size iş bulacağım falan dedi. TRT'den o şekilde ayrılmış olduk. Sonra İsmail Cem'in işte politika diye bir politika. gazete çıkardı. Politika. Bir ekmek da, bir politika. E, evet, bir ekmek bir politika da politikada başladık sonra. Sonra e, politikadan sonra milliyete. Eren Güven her zaman ondan e, Ondan önce şey var, e, hürriyet gazetesi var. Hürriyet. Ha hürriyet. hürriyet zaten hürriyet, senle beraberdik Hürriyet'te. Tamam, tamam Hatta aynı odayı paylaşmıştık. Evet 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 evet. <laughs> Hürriyette beraberdik. Hürriyette yani 84'te falan. Tabii politikadan sonra e, bir benim şey var. Ee, hani işçi sınıfını yakından tanıyayım diye sendikada yol iş sendikasında çalıştım. Daha sonra Adalet Partisi şey, Adalet Partisi'den 10 bin milletvekili ayrılmıştı. Millet Cephe düşmüştü. Ecevit bir Fakat e, çok önemli e, günlerdi. Yani eylemler, işte fabrikalar işgal ediliyor, profil olayları, demir tabii, döküm tabii, olayları tabii, 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 tabii. yani evet. e, hmm. çok hareketli bir dönemdi işçi olayları açısından. E, yani bir insanı uzmanlaştıracak kadar e, olay vardı. Evet. Zaten ben hani Sosyalist bir kişi olarak zaten işçi sınıfının sorunlarına duyarlı bir adamım. E sonra aynı zamanda Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yani çalışma ekonomisi alanında da doktoraya başladım. Yani hem teorik bilgilerim olsun hem işte fiili olarak da gazeteciliği bu alanda yapayım diye. E, tabii yani belki de e, basının da kazancı olmuş. Çünkü o sırada e, gazetecilerin hepsinin alanları vardı işte çalışma, milliyette mesela biz, ben başladığımda Özer abi vardı. Özer Oral. E, Özer Oral yapıyordu. bakıyordu rahmetli. İşte evet. e, Refik Sönmez soyu vardı. Tercümanlı o da e, evet. Hep böyle e, belirlenmiştik. Şu, 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 Şükran Soner vardı Şükran, Cumhuriyet'te tabii Şükran'da çok uzun yıllar. Şükran da Cumhuriyet'te evet, evet, o evet, işi evet. götürdü yıllarca. E, i̇şte adliye muhabiri Vasfi abla. Hep belli yani herkes. Tabii evet. e, işte, tabii, evet. Evet. İşte, evet. tabii. Yani, tabii. yani, yani, yani eğitim işte, muhabiri, adliye muhabiri, spor şeyi, ekonomi hep çok güzeldi o zaman gazetecilik. Yani bir uzmanlık alanı olarak. Ve e, proleter gazeteci. <laughs> Şimdi özel özel konulara giriyoruz burada. <laughs> proleter gazeteci. E, Onu da anlatalım şey... o zaman. Şimdi efendim Milliyet gazetesinde pardon. Hürriyet'te. Hü, yok Hürriyet'ten sonra Günaydın'da oluyor 1990 yılında. E, şey orada mıydı? Cahit orada. Cahit, tabi, tabii biz, bir grup Cahit de Hürriyete geldi. sonra. Hürriyet'ten Günaydın'a geçmiştik falan. Ondan sonra ben tabii emekçilerin sorunlarıyla ilgileniyorum. Yani hostesler de emekçiler. Tabii ondan sonra Hawaii Sendikası'nın üyeleri onlar da. Ondan sonra Hilton Oteli'nde bir şey, bir hostes gecesi oluyor. Ondan sonra bizi davet ettiler tabii falan. Gittik ondan sonra işte ilk önce yani hosteslerin sorunları anlatıldı. Şu oldu, bu oldu. Efendim sonra işte yani müzik oldu, dans oldu falan. Neyse gece saat 12'de bitti falan. O sırada sevgili arkadaşım Cahit Akyol, o da günaydın da çalışıyor. Hürriyet'te zaten beraberdik. Sonra günaydına gelmiştik. Ya otelde işte yani iki de telsi arkadaşla birlikteydi birlikte daha sonra dedi başka bir yerde e, efendim bir otel. Biraz bir vakit geçirdik falan. Evet. Neyse ondan sonra efendim iki hostes arkadaşımızla e, çıktık Hilton otelinden. Ondan sonra e, kızlar dediler ki bize arabalarınız nerede?" dediler. Ondan sonra <gülüyor> 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 ben dedim ki biz proleter gazeteciyiz dedim. <laughs> Şimdi kızlar durdu yani sesler sesler Dediğim gibi emeğinden başka bir herhangi bir şey olmayan insan demektir falan diye. Çattık demişlerdi. Ondan sonra, şey sonra <laughs> hadi gelin dediler bizim arabalara. Kızların da arabası varmış hosteslerinde. Neyse hosteslerin arabasına bindik. Maçka Oteli'ne gittik. Maçka Oteli şimdi yok galiba yok, değil mi? Yeniden yok yeniden yapıldı. Ondan evet. sonra Maçka Oteli'nin işte rufuna mı gittik neyse bir yerine gittik. Oturuyoruz işte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Ondan sonra sonra işte hesap ödeme zamanı geldi. Garson geldi Cahit'in yanına. Ondan sonra Cahit şeyini verdi. Kredi kartını verdi falan. Ondan sonra bir süre geldi. Kulağına abi kart şey olmuş, dolmuş diyor lan. Ondan sonra biz Cahit'le bu sefer hani cebimizde ne kalmışsa <laughs> paraları çıkarıp peşin ödeme yapıyorduk falan ondan sonra. Neyse verdik, hallettik. Tam otelden çıkıyoruz. işte diyoruz ki kızlar bizi taksiye bıraksın sonra evimize gidelim falan. Hadi size güle güle dediler. <gülüyor> <gülüyor> Haklı olarak belki. Proleter gazeteci. Proleter. Sonradan <laughs> üniversitede ders verirken öğrencilere hani proleter kavramını anlatırken bu örneği anlatıyordum. Öğrenciler de işte hocam sınavda sorarsınız acaba böyle mi cevap verin falan diye de espri yapıyorlardı. Oradan istersen şeye geçelim. Yani süremizde çok fazla kalmadı. gazetelerde güçlü sendikalar vardı. Evet. E, gazete, medyanın sendikasızlaştırılması. Ben o zaman hep şunu söylüyordum. Zonguldak maden işçilerinin hakkını savunan e, gazetecinin kendi sendikası yok. Kendisi evet. sendikalı evet. değil. Evet. Ama gidip başkalarının haklarını savunmak için orada gazetecilik yapıyor. E, o süreç belki de medyanın kırılma noktalarından biriydi. Çünkü medyada patronaj da değişiyordu. Evet çok doğru söylüyorsun. Şimdi efendim şöyle ee, aşağı yukarı yani 1960'lı yıllarda, 63-65 yıllarda Türkiye Gazeteciler Sendikası toplu sözleşmeye başladı. Aşağı yukarı işte e, 1990'lı yıllara kadar 18 tane büyük gazetede e, gazeteciler sendikası TGS örgütlüydü ve işte e, hak alıyordu. Hatta biz o zamanlar yani hani... Şimdi şöyle yöneticilerimiz de çok duyarlıydı belki sen de bilirsin işte seçkin, türe Sayı falan tabii, tabii, genel yönetmenleri tabii. en ufak bir haber olsa bir diyelim grev haberi falan hemen verirlerdi ya haklar nasıl hak alınmış diyelim başka iş kollarında neden? Çünkü... yani, yani Mesailerimizi o, ha, yazardık, izin paralarımızı alırdık, şeyimizi alırdık. Yani hiç hakkın kalmazdı. E, dolayısıyla yani o diğer işçilerin yapmış olduğu sözleşmeler, hani bizim yöneticiler de bir şekilde herkes sendikalı olduğu için yani onların haberi çıksın ki e, patronlar da görsün, TTGS de bir şekilde bu şekilde e, sözleşme yapsın falan diye. Ama biraz önce seni işaret ettiğin gibi yani e, 1980'den sonra holdinglerin medyaya girişi var. Yani medyanın Yapısı değişiyor. Medya holdingleşiyor bir anda evet, işte. Evet. Do do dolayısıyla plazalar, iş, işte plazalar var. İş adamları giriyorlar ondan sonra ve dolayısıyla o zaman. Medya patronları hani eskiden işte diyelim ki Karacanlar olsun, Simaviler olsun sadece medya, e, evet. gazete patronu yani evet. başka bir evet. şeyleri yok. Evet. ondan Bugün sonra, daha da kötü bir noktaya geldi. O günün patronlarını bile arar olduk. Evet yani o, o gün diyelim ki mesela o günün patronları hmm. çapraz medya mülkiyeti diye biz ifade ederiz. Yani hem televizyonu var hem gazetesi var hem bankası vardı evet. o zamanla Hani bunlar eleştiri konusu oluyordu ondan sonra. Fakat günümüzde tamamen... Şimdi Alo Fatih dönemi evet, herhalde. Evet, <laughs> evet Alo Fatih dönemi. İşte kamudan, kamu kaynaklarından medya besleme. Sabahı ATV'nin alınması. Evet, 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 evet. Ve çok büyük paralar. Yani 2 milyar doların üzerinde para harcandı bu yandaş medyanın oluşturulması için. Evet, evet, evet. Öyle bir süreci yaşadık. Dolayısıyla yani hakikaten gazeteci arkadaşlarım durumunda zor. Bizim biz Kanal ah, Türk'ün kuruluşunda... Erbil e, çok sevdiğim var. Yani, o da öldü ya, evet beraberdik Erbil abiyle. İşte işte toplantılar yapıyoruz. Neler yapalım falan filan. Her gittiğimiz yerde SkyTurk'ün kuruluşunda da beraberdik. Erbil abi söylüyor. Tuncay sendika kuralım. Hmm. <gülüyor> ya <gülüyor> o, sendika o, hiç, Cumhuriyet'ten sendikacılıktan geldi. Yani sendika olsun. Sendika olsun. Çünkü yani e, bir gazetecinin Bütün e, sektörlerde sendikal yaşam varsa gazetecilerde mutlaka olması gerekir diye düşünürdü. Ama e, olmadı maalesef. Tabii. Şimdi zaten sendika gazetelerde e, yani yetkili toplu iş sözleşmesi yapan falan kalmadı gitti. Ben şimdi bir ara şöyle notlarıma baktım da <laughs> Ece şey bir, bir e, Halit ile ilginç bir şeyimiz var gazeteci olarak. Son onu da kapatalım süremiz de oldu zaten. Tamam doldu mu? Şimdi e, Halit Narin işte o zaman Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı bu, bu, baba adam o diyelim. O şeyle başkanla <laughs> çekişmeleri unutulur mu? Tabii Çerket İlmaz'la. Türk İş Başkanı'yla. Ondan sonra şeyde Marmaris'te Martı Oteli var onun. İşte gazetecileri falan ekonomi gazetecilerini davet etti. Ondan sonra falan işte orada bizi ağırlıyor bilmem ne. Neyse oturuyoruz bir akşam böyle hem havuzbaşı var hem işte efendim deniz kenarı falan i̇çkiler mişkiler falan geliyor. Ondan sonra ben dedim ki ya Halit Bey'dim siz dedim yani bize böyle şimdi böyle bir hani jest yapıyorsunuz falan gibilerinden şu falan. Hadi. Biz dedim asıl dedim artı değerimizin geri kalan kısmını alıyoruz. Siz dedim bir burcu olarak bizi çok sömürdünüz. Yani bu, siz, bize, siz bize böyle bir efendim bir jest yapmıyorsunuz yani biz hakkımızı alıyoruz. K yani. Kalan hakkımızı. Kalan hakkımız. Hakkımız. <laughs> Şimdi Halit Nali tabii çok şey bir adamdı. Uyanık bir adamdı. Ondan sonra sanıyorum yaşıyor galiba. Ondan sonra garsonu çağırdı. Getir dedi Atilla dedi artı değerinden bir gin daha dedi. <laughs> Ondan sonra. E tabi Halit daha <laughs> dedikten sonra. Şş. Kapatalım, şeyle kapatalım. Halit Nare'nin 12 Eylül sonrası. O meşhur lafıdır tabii. Bugüne çok kadar güzel. işçiler güldü. Gülü, Bundan bu sonra da biz gülelim. Evet orada çok büyük tabii işçi sınıfına, sendikalara en büyük darbeyi 12 Eylül. 12 Mart'ta hafif yarım darbe 12 Eylül'de tam darbe bulmuştur. Her şeye. Her şeye tabii. Sivil inisiyatife, siyasal yapıya, her yere, her yere darbe vurdu. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ve yani. kitabın satışı çok satılacağını haber ediyorum İlisi, çünkü bu hikayeler gerçekten ismimiz, çok hikayeler söyleyelim, var. yayın evini söyleyelim. <laughs> Yakın tarih ayrıntı yayınlarından mesele teslim olmamakta. Atilla Özsever'in kitabı sanıyorum bugünlerde dağıtıma başlandı. Evet dağıtıma başlandı. Sen bulabilmişsin ama sanıyorum önümüzdeki günlere daha rahat alınabilecek. Evet tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Programın sonuna geldik. Yarın tekrar biz burada olacağız. Yarın da konuğumuz Hüsnü Mahalli. Bölgeyi konuşacağız, çevremizde olup bitenleri konuşacağız Hüsnü Mahalli ile. Güzel bir Cumartesi günü diliyoruz.